Hadi Yorokok ne yapmış izleyelim. Ondan sonra kendi işimize bakarız. Dur bakayım, sigaram nerede? Emin misin kanalı geri aldım tabii abi. Aldım acı. Ne alaka? Kendi sesini aç. Aa ben dur ya şeydekilere, Instagram'dakilere dur yayına girdik diye haber vermedim. Onlara da yazık değil mi? Onların da haberi olsun bu muhteşem yayından. Ben burada saniyede 720 tane P yolluyorsam onlar da biraz faydalansın, değil mi? Yani. Yayına girdik. Katılmak için yukarı kaydırın. Sen ben şimdi buna Twitch linkini koyayım. Ulan çok Hi Instagram. Turgay, Discord'daysan şey yapabilirsin. Payitahta girebilirsin. Bir şey demem lazım çünkü. Bir saniye şunlara bir yazayım da yayındayız. İçin yukarı kaydır. Ben bu Twitch yayınlarını mor renkle şey yapıyorum, paylaşıyorum. Bana diyorlar ki homoseksüel misin diyorlar. Arkadaşım Twitch'in rengi mor. Ben ne yapayım? Ayrıca eskisi... Ananı sikim ne yok? Aa. Aa, ses çok mu az arkadaşlar? Şu an iyi mi? Aa, Evet, ses ses çok çok mu az az arkadaşlar. arkadaşlar? Şu an iyiyse de böyle devam edelim. Yay. Tamam. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Tamam. Tamam. Oğlum şaka. Kulak bulak kalmadı. Yaklaş kameraya yaklaş. Fuh. Bu arada şöyle kulağımı siktim. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Bağırmasaydınız oğlum, bağırmasaydınız ses kısık diye. Yeter ya. Ha bu arada arkadaşlar sincap diye beni yemin ediyorum sincap ettiniz biliyor musun? 7/24 ceviz yiyorum ya. 7/24 bir insan ceviz yer mi? Yiyorum. Hakikaten yiyorum. Ulan Yoreko bak çok ayıp oldu. Videosuna başlamadık yarım saattir. Evet, Yorakok'un attığı video arkadaşlar. Hadi izliyoruz. Adamı tanıyor musunuz? Kim Jong-un'un herkesten sakladığı gerizekalı dombili yeğeni değil. Mehmet Aydın. Değerli çiftlik bank üyesi, sıra sende. Ne gümüş gelir bir kişiyi nasıl kandırılmış olabilir? Böyle bir şey dolandırıcılıktır zaten. Fatih'in kurucusu Mehmet Aydın'ın 4 yıl önce Bursa'daki restoranda bulaşıkçılık yaptığı öğrenildi. Mimari çalışma. Türkiye'de sanal oyun platformunu gerçek yatırımlara dönüştürebileceğini. Bye bye. Şimdi konuyla alakalı bir video yapmak istedim. Çünkü trend sekmesi yo Mehmet Aydın çok izleniyor. Hemen bir video yapacılarla dolmuş durumda. O yüzden beni yakından ilgilendiren bir durum bu. Önce şöyle bir kazıklanma tarihimize göz atalım. 90'larda Titan Saadet Zinciri, Jet Fadıl, 2010'larda Mehmet Aydın ve Çift... Saadet zinciri abi çok pis bir şey ya. Ben de maalesef birkaç insanın düşmesine sebebiyet verdim. Çok utanarak söylüyorum buna. Zamanında kanalda Kovan Bank diye bir şeyin reklamını paylaşmıştım. Ulan bak hatta şeyi anlatayım ben size. Kovan Bank diye bir firmanın reklamını paylaşmıştım. Onun ya sandım ki oyun abi tamam. Oyun sandım gerçekten. Ben onu paylaştım. Reklamdı yani ayıptır söylemesi. Bir miktar alınca reklam paylaştım. O dönemler biraz sıkışıktı durum. Sonra bana mesajlar geldi. Dedi oğlum bak bu Saadet Zinciri. Bak bu şey değil falan filan diye. Saadet Zinciri ne lan dedim. Girdim araştırdım. Ah siktir hakikaten de başka bir insanı çağırmadığın sürece para kazanamayacağın bir sistemmiş.
oran abartılı olmadığı sürece kar her zaman vardır. Aynen bak. Ash Reigns reklamı. Aynen abi bak. Yani ben reklam paylaştıysam bilin ki abi bir şeye sıkışmışımları yani. Anladın mı? Durduk yere kimse şey yapmaz yani. Her neyse. İşte Kovan Bank'ın öyle bir olayına tufasına düştük yani. Hop. Donate var. Abi sana öğretmenim shop yaptım işte hikaye falan anlatmadım. Bir tabloyu astım mı aşkım? Aynen astım, astım tabloyu. Arkada. Her neyse. Kovan Bank'ın tufasına düştüm. Kandırıldık ey milletim yani. Ey Burdur halkı. Ve şöyle bir olay var. Şöyle bir olay var. Bana Çiftlik Bank'tan reklam geldi. Reklam teklifi gelmişti biliyor musunuz? Çiftlik Bank bana para teklif etmişti yani kanalda, kanalımda tanıtmam için yaptıkları sistemi. Ama ben çok daha önceden Kovan Bank'ı tanıttığım için, Kovan Bank'ı tanıttıktan sonra tepki aldığım için Çiftlik Bank'ı tanıtmadım. Aslında Kovan Bank tarafından kandırılmamın böyle bir yararı oldu bana. Çünkü Kovan Bank beni kandırmamış olsaydı Çiftlik Bank'ın tanıtımını yapacaktım. Olayı düşünebiliyor musun? Olayı yiyeceğim linci düşünebiliyor musun? Linki unutmuşum demiş, link atmış, dur bakayım. Aa, bana Photoshop yapmış Batan Gemi. Dur bakayım, ekranı şöyle çekeyim. Şöyle beyzbol sopasıyla. Güzel olmuş, teşekkürler. Emeğin için. Neyse. Yani bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Çiftlik Bank tarafından kendi Burdur halkımı kandırmaktan son anda kurtuldum. Kovan Bank sağ olsun. Kovan Bank bir numaradır. Yatırımlarınızı Kovan Bank'a yapın. Hadi devam edelim. Bank. Hazıklandınız arkadaşlar. Başka bir şey değil. Kolay yoldan zengin olacağım umutlarıyla doluyken bu haznedar Dombilos'u gelip bütün hayallerinizi yıktı. Orijinal ayakkabıyı 500 TL'ye sattığını iddia edip evinize paçavra gönderen dolandırıcı kurbanın yaşlı teyzelerden farkınız yok. Şimdi Çiftlik Bank gavurların çokça kullandığı Ponzi oyunundan geliyor. Ponzi oyunu ne derseniz baya bir Gardolap Osman veya Kemal Sunal'ın Tokatçı filmiyle aynı mantık. Pencüse severler güzeli bulan adam. Şimdi Ponzi oyunu nasıl kazanacaklarını pek anlamadan para kazanmaya çalışanların tokatlanmasına dayanıyor. Tokatlandın. Belli bir noktadan sonra oyuna katılanların sayısı hızla azalır ve oyun çöker. Yani kısacası bir koyu 5 almayı planlarken bir koyu babaya alıyorsunuz. Şimdi genellikle Çiftlik Bank mağdurlarıyla sosyal medyada baya bir dalga geçildiğine şahit oluyorum. Öncelikle kardeşim biraz ayık olun, 2018 yılındayız. Ulan elinizin altında koskoca internet var, biraz araştırın be birader, gözünüzü seveyim. Artık bir şeylere inanmadan önce en azından herifin tipine bir bakın. Şimdi Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın bir tipine bakalım. Adam tam bir haznedar. Haznedar tosunu. Bu adam da arkadaşını cumartesi günü bugün cuma diye kandırıp sabah 6'da işe gönderen adam tipi var. Bu adam da ÖSS günü çalar saatini 2 saat alan adam tipi var. Bu adam da ders notlarını alıp senden önce Merve'lere veren ve bu yüzden sınıfta kalmanın neden olan adam tipi var. Arıcılıkta yatırım yapamadık. Şimdi arılar çalışmadığı için büyük baş oynadık. Arılar bile herifin dolandırıcı olduğunu anlamış. Büyük ihtimalle bu adamın ne kadar üçkağıtçı olduğunu sezmiş olacaklar ki herifle arılar bile iş yapmayı bırakmış. Bir olduğunuza bir 15 altın veriliyor size. Bu 15 altınla orada çeşitli hayvanlarımız var. Bu 15 altınla siz ilk etapta bir tavuk alabiliyorsunuz. Tavuğu beslemeye başlıyorsunuz. Arı almışsanız balı. Bunlar ürün olarak online satışımız var bizim, web sitemiz. Oradan altınlarınızla bunu talep edebiliyorsunuz ürünleri. Ulan böyle bir şey olabilir mi? Farmville mi oynuyoruz arkadaş? Benim bir teorimle Mehmet Aydın'ın aslında Elon Musk kadar girişimci biri oldu. Sadece adamın değeri anlaşılmıyor. Yani kısacası Mehmet Aydın Elon Musk'la kavurmak... Bence ben kişisel fikrimi söyleyeyim mi Mehmet Aydın hakkında? Gerçekten girişimci olmaya çalıştı ilk başta. Parayı görünce biraz... Dedi ki ulan ben bunu alsam mesela gitsem tamam mı? Şimdi ben bu parayı böyle burada tamam mı bu para?
hadi girişimcilik yapacaktım da bana bunu verdiler abi. Ben bunu alayım gideyim yani. Daha güzel olmaz mı benim için diye düşündü adam. Ben açıkçası yani Mehmet Aydın'ın gözünden baktığım zaman bunu görüyorum yani. Paraya baktım böyle paraya. Ya dedi ki ben bunu alayım ve gideyim dedi. Aslında başta iyi niyetli olabilir yani. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü şeye baktığın zaman, suratına baktığın zaman adamın böyle tam bir paranın bozduğu adam tipi var yani. Ve tavuk kanadıyla kandırmış. Şimdi Farmville veya Candy Crush'ta gerçek hayatta zengin olacağını düşünmek kadar sürreal bir bilinç seviyesine toplum olarak nasıl ulaştık hiçbir fikrim yok. Ama uzun zamandır Babakok sinirlenmiyordu. O yüzden Babakok sinirlendi. Babakok Uruguay'a gidip bütün Tamam canlarım. Canlarım. Bir tanelerim. Infinity War trailerını açacağım. Tamam sakin olun. Çiftlik bank mağdurlarının intikamına... Bir yıl önceden Uruguay vatandaşım. Ha, o zaman tamam kafasında bir ilgilen dönüyormuş büyük ihtimalle. Alacağım. Ama tabii Mehmet Aydın'la kazıklandım programının en büyük ipucunu sanırım şu videodan almanız gerekiyor. Şu kanada kaşıp o da kazanmak istiyor örümcek adam. 99 euro evet örümcek adam. Yeni tatili hayırlı olsun. Saygılar. Evet katıldı çiftlik bank üyesi. Hadi bakalım dikkatli geç. Yani çünkü Spider-Man Elsa videolarındaki göbekli Spider-Man'le fotoğraf çekip kanka olan bir adam %100 sokakçıdır kardeşim. Bu haznedar batmasaydı YouTube kanalı açıp yakalandığını da görebiliyorum. Büyük ihtimalle Spider-Man kostümü giyip insanlardan para isterdi. Mehmet Aydın girişimcilere hayal kurun tavsiyesinde bulunuyor. Hiçbir zaman hayal ettiklerinden vazgeçmesinler. Yani uzun lafın kısası düzenbaz bir dombili olup insanları dolandırarak bir isim yapmayı düşünüyorsanız asla hayallerinizden vazgeçmeyin arkadaşlar. Şimdi çoğunuzun bu adamı görüp nasıl para kırdı, insanları efsane kandırdı, keşke ben de yapsam, ben de aynısını yapacağım dediğinizi duyabiliyorum. Şimdi düzenbaz bir dombili olacaksanız bir zahmet şunu unutmayın. Hayatta ne yaparsan sana geri gelir ve ne ekersen onu biçersin. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere. Abi ya yarıkık yapma bunu şimdi. Yapma ama ya hakikaten çok şey yani çok kötü bir mesajla bitirdim videoyu ya. Hayatta ne yaparsan sana döner, o yüzden dolandırıcı olma falan yani olmadı ya. Ha mesela adam cezalandırıldıktan sonra çekmiş olsaydım bu videoyu. O zaman gerçekten harbi iyi. Hakikaten derdim ki vay amına koyayım be derdim. Olay tamamlandı. Adam da tamamladı her şeyi ve koydu noktayı. Siktirdi gitti derdim. Ama yani ne bileyim. Bence ne deseydi? Bence düşünüyorum abi. Eğer insanlara dolandıran bir dombili olmak istiyorsanız şunu bilin ki bir yıl önceden Uruguay vatandaşlığı almanız gerek demesi gerekiyordu. Bir saniye arkadaşlar ben çay almaya gidiyorum. Geleceğim şimdi. Koy çay değil mi? Of. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir anımdır. Yani. Az kalsın. Çiftlik bankla insanlara dolaylı yoldan dolandıran insanlardan biri olacaktım ama Kovan Bank sağ olsun kurtuldum. Yatırımlarınızı Kovan Bank'a yapın. Devam ediyoruz. Koltuğuna izlettiniz. Bu yaptığın adamlık değil.
çok bayraklı. La donate kaçtı. Dur bakayım. Donate mi kaçtı? Donate kaçamaz abi. Bino Game yerine parayı buradan atsam olmaz mı aga? Bino mağdurlarının Game durumu yıldız yıldız yıldız. Bino Game'den atamıyorum demiş. Acı. Şöyle bir şey var. Bino Game'le zaten anlaşmam var. Ama şeyle anlaşmam yok. Yani Twitch denen platformla anlaşmam yok. O yüzden sen bana Twitch'ten bit attığın zaman o bit bana minimum 3 ay sonra gelecek. Anladın mı? Anlaşma yapmamı falan filan göze aldığın zaman. Ha sen diyorsan ki tamam 3 ay sonra gönder bana tişörtü diyorsan tamam sorun yok. Ben elime geçtiği zaman yollarım sana ama şu an benim için garanti değil Twitch'teki bitler. O yüzden Bino Game şu an tek tercihimiz. İleride başka yöntemler de ekleyeceğim tişört almak için. Dur bakayım. Yasaklanan montaj diye bir video geldi önümüze. Ha Infinity War trailerının da öne